bakınız, yeri gelmişken sahabe-i kiramdan Allah Resulü'nün iki tane kerimesiyle evlenmiş bulunan büyük sahabi Hazreti Osman-ı Zinnureyn radıyallahu teala anhin bir halini haber vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anhin hilafeti devlet başkanlığı zamanında idi. Dikkat! Her nedense muazzam bir kıtlık peydahlandı. Kıtlık! İlahi kanunlar, ilahi hikmetler muvacihesinde öyle bir kıtlık oldu ki ekmek bulunmaz oldu, buğday bulunmaz oldu. O sırada Hazreti Osman biliyorsunuz zengin bir sahabiydi. Zengin, tüccar. Ticaret kervanları vardı Osman'ın. Onlar da bildiğiniz gibi yine deve ile ticaret yaparlar. Şam'a giderler, deve kervanları, deve katarları. Orada, oraya işte para, altın, maltın götürürler, oradan zahire getirirlerdi. Şam'dan, Yemen'den, şuradan, buradan. Hazreti Osman radıyallahu anh'in de böyle bir kervanı, ticaret kervanı vardı. Ve aylardan beri Şam civarında ticaretle meşguldü. Nihayet 100 deve ile beraber buğday yüklenmiş Medine'ye geldiği haberi duyuldu. Medine'ye 100 deve yükü Hazreti Osman'ın zahiresi geliyor. Haber geldi. Herkes endişe içinde. Tüccarlar, Medine tüccarları, Yahudi tüccarları var, şunlar bunlar var. Derhal hemen harekete geçtiler. Daha Medine'ye girmeden ta ötede Hazreti Osman'ın kervanını karşıladılar tüccarlar. Ya Osman, biliyorsun ki kıtlık var. Hiçbir avuç buğday bulunmuyor. Şimdi sen bunu getirip satacaksın. Kâr edeceksin tabii haliyle. Biz şimdiden seni karşılıyoruz. Sana bir hayli kâr vereceğiz. Sen bunu bize sat dediler. Hazreti Osman buyurdu ki ne veriyorsunuz? Ne kadar kâr vereceksiniz? Dediler ki işte bir misli kâr verelim. Bir misli kâr. Yok dedi. İki misli verelim. İki misli kar. Yok efendim dedi. Az buluyorum karınızı dedi Hazreti Osman. Üç misli verelim ya Osman. O da az. Dört misli verelim. Beş misli. Yok az buluyorum. Deyince şaşırıp kaldılar. Ya Osman sen nasıl bunu yaparsın? Sen nasıl bunu yaparsın? Bunu kaça vereceksin ki? Bunu nasıl satacaksın? İşte sen en büyük tüccar biziz Medine'de. En büyük esnaf biziz. Bu kadar kâr veriyoruz. Niye sen satmam diyorsun? Kime vereceksin? Hazreti Osman şöyle arş-ı âlâ rahmeti içerisinde göğsünü gere gere biliniz ki bu buğdayı ben sattım. Kime sattın ya Osman? Bana 10 misli kâr veren Hazreti Allah'a sattın dedi. Men ca'a bil haseneh felehu eşru emsaliha. Her kim Allah için tasadduk eder de onu dağıtır verirse Allah ona 10 misli mukabele edecek. Ayet-i celilesine iman etmeye bakın. Ne iman etmiştir bunlar? Onların bütün sermayesi, her şeyi imanı kamilden ibaret. Emir verdi, çekilin siz tüccarlar, çekilin. Şu 100 deveyi bütün Medine'nin ve Hicaz'ın fakirlerine dağıtıyorum. Kessinler, kavurma yapıp, et yapıp, üzerindeki buğdayları da veriyorum. Pilav yapıp, ekmek yapıp yesinler buyurdular. İman, iman buna derler simsarlar. İman buna der, kara borsayla sen hiçbir darlık yokken, fabrikalar çalışıyorken, her şey yerindeyken piyasadan sen bu malı çekersen senin adına Müslüman demezler. Ne Müslümanı bunlar? Kardeşlerim, iman hayatı öyle lafla, nüfus kağıdında yazmakla, efendim kütükte yazmakla, sen Allah'ın kütüğünde, sen Allah'ın defterinde Müslüman yazılabiliyor musun? Bütün dava burada.